Merhaba arkadaşlar, ben Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi Felsefe ve Felsefe Grubu Öğretmeni Süleyman Köroğlu. Bugün sizlerle psikoloji dersinin ilk ünitesi olan Psikoloji Bilimini Tanıyalım ünitesinin ilk kısmını konuşacağız. Ana başlıklarımızı görmüş olduğunuz gibi tahtamızın sol tarafına yazdık. Bu alt başlıklar üzerinden hareket edeceğiz, konumuzun sunumunu yapacağız. Öncelikle alt başlıklarımıza bakalım. Psikolojinin kelime anlamı ve tanımı ilk konuşacağımız başlık olacak. Daha sonra davranış nedir? Davranış türleri nelerdir? Bunun üzerine konuşacağız. Üçüncü alt başlığımızda niçin hayvan davranışları psikolojinin inceleme alanına girer? Bunun üzerine kısaca sohbet edeceğiz. Dördüncü alt başlığımızda psikolojinin amaçlarını ve son alt başlığımızda da psikolojideki ekolleri kısaca sizlerle paylaşacağız, sizlerle konuşacağız. İlk olarak psikolojinin kelime anlamı nedir? Psikoloji terimi hangi kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur? Bundan bahsedelim ve bir psikoloji tanımı yapalım. Öncelikle psihe ve logos sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kelime anlamı olduğunu söyleyelim psikolojinin. Psihe burada ruh kelime anlamı olarak, logos ise birçok disiplinin sonuna gelen bir takıdır. Akıl, yasa, düzen gibi birçok farklı anlamı vardır bu kelimenin. Eğer bu kelimemiz bir disiplinin sonuna geldiyse, ki birçok disiplinin sonunda var, işte psikoloji, sosyoloji, antropoloji, biyoloji gibi birçok farklı bilim dalının sonuna gelen, kelime anlamında sonuna gelen bir takıdır. Burada bir disiplin, bir düzen, bir tasnifi anlatır bu kavram kısaca. Ve bu iki kavramın bir araya gelmesiyle oluşan psikoloji sözcüğünün orijinal kelime anlamı ruh bilimdir. Lakin biz burada bir bilimsel çalışmayı konuşuyoruz. Yani ruh metafizik, yani gözle görülemeyen bir kavram olduğu için onun böyle bir alana isim olması, böyle bir alana kelime anlamı teşkil etmesi beklenen bir durum değildir. Her ne kadar burada ruh terimi kullanılmış olsa da burada kastedilen hepimizin bilmiş olduğu metafizik anlamdaki ruh terimi değildir. Burada psikologlar insanın ruhani yapısının, yani iç yapısının onun davranışları üzerinde ciddi etkisi olduğunu düşündükleri için bu kavramı kullanmışlardır. Yani iç yapısı insanın davranışlar üzerinde etkilidir diyorlar. Ve dolayısıyla bu terimin, yani ruh kavramının burada kullanılmasının ana sebebi, ana gayesi budur. Tabii başka başka kaynaklarda, farklı farklı kaynaklarda davranış bilimi olarak da tanımının yapıldığını ya da daha doğrusu kelime anlamının davranış bilimi aslında kastedildiğini söyleyebiliriz. Yani burada her ne kadar ruh terimi kullanılsa da burada aslında kastedilen insanın içsel yapısının, ruhani yapısının onun davranışları üzerinde etkili olduğu düşünüldüğü için bu terim kullanılmıştır. Aslında asıl kastedilen davranış bilimidir arkadaşlar. Bunu burada ifade etmiş olalım. Peki kelime anlamını ifade ettikten sonra bir de klişeleşmiş tanımını yapalım. Psikolojinin tanımı şu şekildedir arkadaşlar. İnsan ve hayvan davranışlarını konusu yapan ve inceleyen pozitif bilimdir. Neden pozitif bilimdir diyoruz? Çünkü laboratuvar ortamında çalışmalar yürüten bir alan olduğu için ki bilimlerin tasnifine baktığımızda bu şekilde laboratuvar ortamında deney ve gözlem yapabilen bilimlere pozitif bilimler diyoruz.
ve ana merkezde davranış kavramının yer aldığını görüyoruz. Davranışların incelendiği bir disiplin olduğunu görüyoruz. Yani tanımın içeriğine baktığımızda anahtar kavramımız aslında davranış kavramı. Az önce de söylemiş olduğum gibi ana temada davranış var. Davranışların çok farklı yönlerden incelenmesi var. Tanımımızda da bu şekilde ifade ettikten sonra tanımımız üzerinden hareketle davranış ne demek ve psikolojinin ele aldığı davranış türleri hangileri, birazcık da bunun üzerine konuşalım. Klişeleşmiş yine bir davranış tanımı var. Tekrar ve yaşantı sonucu davranışlarda ya da yapılarda, hareketlerde meydana gelmiş kalıcı değişiklikler şeklinde bir davranış tanımı yapılıyor. Davranış tanımının içerisinde özellikle yaşantı ve tekrar vurgusunun o davranış oluşumunda çok ciddi etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Peki psikolojide ele alacağımız ya da psikolojinin ele aldığı davranış türleri neler? Kısaca onlardan bahsedelim. Psikoloji davranış türlerini 3 kategoride ele alıyor arkadaşlar. Birinci kategorimiz doğrudan gözlenebilen davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. Doğrudan gözlenebilen davranışlar oldukça basittir arkadaşlar. Hepimizin rahatlıkla dış dünyada gözlem yaparak rahatlıkla gözleyebileceği, karşılaşabileceğimiz davranışlar olarak karşımıza çıkar. Mesela koşan birini gördüğümüz zaman koşmak, yürümek, yüzmek gibi davranışlar sergileyen insan ya da canlıları gözlemlediğimizde bu doğrudan gözlenebilen davranış türüne girer. İkinci davranış çeşidimiz ise dolaylı olarak gözlenebilen davranışlar. Buna doğrudan gözlenemeyen davranışlar da deniyor kaynaklarda. Peki dolaylı olarak gözlenebilen davranış nedir? Dışarıdan direkt baktığımızda net bir şekilde gözlemleyemeyeceğimiz davranış türleridir. Mesela sinirlilik, işte üzüntülük, üzüntülü olma durumu gibi durumlar doğrudan dış dünyadan bakarak kişinin iç yapısıyla ilişkili davranışlar olduğu için direkt dışarıdan gözleyerek görebileceğimiz, gözlemleyebileceğimiz davranış türlerinden değildir. Son olarak psikofizyolojik adı verilen bir davranış incelemesi var. Psikofizyolojik davranış arkadaşlar, insanın ya da hayvanın, canlı türünün fizyolojik yapısındaki, yani fiziksel yapısındaki değişikliklerin onu psikolojik yönden etkilediği davranış türleridir. Mesela atıyorum midesi ağrıyan birinin işte bunu dışa vururken işte sinirli bir yapıya sahip olması gibi, işte terleyen birinin stresli olması ya da heyecanlı olmasını düşünebileceğimiz gibi, yani fiziksel yapımızın, fiziksel yapının psikolojik anlamdaki yansımaları bu davranışın ana temasını oluşturuyor arkadaşlar. Tabii psikolojiye giriş ünitesinin ya da buradaki adıyla psikoloji biliminin tanıyalım ünitesinin bu kısmında kısaca birazcık da işte tarihçesinden de dem vuruluyor, bahsediliyor. İşte psikoloji bilimi ne zaman bağımsızlığını kazanmıştır? Bir bilim olma sıfatını ne zaman kazanmıştır? Tabii ki de insanların ve hayvanların davranışları var oldukları zamandan beri vardır. Lakin bir alanın, özel bir alanın bilimselleşmesi onun deney ve gözlem alanına taşınmasıyla mümkündür. Yani daha önceleri tabii ki de insanların sorunları vardı. Davranışları bir şekilde eski çağlarda mutlaka bir şekilde gözlemleniyordu. Mesela örnek vermek gerekirse çok basit bir örnek vereyim. Kendi tarihimizden örnek vereyim. Osmanlı Devleti'nde mesela psikolojik anlamda tedavi görmek isteyen kişilere musiki ile tedavi ediliyormuş. Mesela çok eski dönemlere ait bir örnek verebiliriz. Ancak baktığımız zaman psikoloji biliminin bağımsızlığını kazanması 1879 yılına tekabül ediyor. Yani asır olarak değerlendirdiğimizde 17. yüzyıla tekabül eden bir bilimselleşme durumu var. Bu bilimselleşmeyi sağlayan kişinin adı ise bir Alman
Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt Almanya'nın Leipzig Üniversitesi'nde ilk psikolojik çalışmaları deneysel sahaya taşıyor ve bilimselliğini ilan ediyor psikolojinin. Yani psikolojinin bilim olması bu döneme tekabül ediyor. 17. yüzyılın sonlarına doğru tekabül ediyor. Daha doğrusu 19. yüzyılın, düzeltiyorum, sonlarına doğru tekabül ediyor. Yani genç bir bilim arkadaşlar. Bu üniversitedeki, Leipzig Üniversitesi'ndeki çalışma ile Wilhelm Wundt ve onun asistanı olarak geçer kayıtlarda Friedrich Tischner çalışmayı yapıyorlar. İlk psikolojik deneysel çalışmayı yapıyorlar ve psikolojinin bağımsızlığını ilan ediyorlar dünyaya. Şimdi ilk iki ana başlığımızı ana hatlarıyla, ana yönleriyle ifade etmiş olduk. Şimdi üçüncü alt başlığımıza geldiğimizde niçin hayvan davranışları da psikolojinin inceleme alanı içindedir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Bunu neden sorduk? Çünkü tanıma baktığımızda insan ve hayvan davranışları ifadesi geçiyor. Yani sadece demek ki psikoloji insan davranışlarını değil, hayvan davranışlarını da konusu yapıyor. Dolayısıyla bunu sormamız icap ediyor. Yani niçin hayvan davranışları da psikolojinin çalışmaları içerisine giriyor? Onu da şuraya ifade edecek olursak. Şimdi bununla ilgili birkaç sebep var. En basit haliyle deney yapan bir bilim dedik. Laboratuvar ortamında çalışan bir bilim dedik. Dolayısıyla denek ihtiyacı olan bir bilim aynı zamanda. Yani çalışmalarını sınayabileceği, deneyebileceği bir organizmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla insan yaşamı bunun için çok elverişli olmadığı için, insan yaşamı çok değerli olduğu için, insan deney aracı olamayacağı için psikologlar bu doğrultuda denek adı verilen ya da kobay adı verilen canlıları, hayvanları kullanıyorlar. Birinci sebebi aslında bu. Yani hayvanların deney aracı olarak aracı diyelim, ürünü demeyelim, daha doğru olur. Deney aracı olarak kullanılması. Hatta şu an pandemi sürecinde bile öncelikle aşı çalışmaları yapılırken öncelikle hayvan deneyleri yapılıyor. Hayvan deneylerini geçerse ondan sonra insan üzerinde denemeler yapılıyor. Bu da güncel bir örnek olsun bize. İkincisi arkadaşlar geri dönüt anlamındaki avantaj. Yani bazı hayvanların özellikle bu kobay olarak kullanılan fare gibi özellikle hayvanların metabolizma hızlarının insanlara oranla çok daha hızlı olması, yapılan deneylerin geri dönütünü yani geri dönüşünü alma, sonuçlarını alma noktasında çok daha hızlı veriler sağlıyor bize. Çünkü bir deney bir farede uygulandığı zaman atıyorum bir aylık bir geri dönüşü varsa bu bir insanda yıllar sürebiliyor. Dolayısıyla deney sonuçlarını en hızlı şekilde alabilmek için hayvanlar kullanılıyor. İnceleme alanı içerisine giriyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Hayvanların metabolizma hızının insanlara oranla fazla olması. Dolayısıyla bu bize hızlı bir geri dönüş sağlıyor. Bu da en önemli sebeplerden bir diğeri. Tabii yapı olarak yine insanoğluna, insanoğlunun davranışlarını çözümleme anlamında yapı olarak insana en fazla benzeyen tür olması hayvanların yine onların psikoloji tarafından inceleme alanı içerisinde yer almasının önemli sebeplerinden bir diğerini oluşturuyor. Hatta özellikle kromozom sayısı bakımından farelerin insanlarla eşit kromozoma sahip olması en çok tercih edilen kobay hayvanı olmasının da bir diğer alt başlığı sebebidir. Yani yapı olarak insana en çok benzeyen tür olmaları. Evet, ana hatlarıyla niçin hayvan davranışları da psikolojinin araştırma sahası içerisindedir? Kısaca sebepleriyle bunları da sunmuş olduk. Şimdi gelelim amaçlara, psikolojinin temel amaçlarına.
hangi amaçları gidiyor? Birazcık onlardan bahsedelim. Şu kısmı alalım. Arkadaşlar, psikolojinin, bütün bilimlerin amaçları vardır. Psikoloji biliminin de dolayısıyla bazı amaçları var. Bu amaçları 4 alt başlık altında topluyoruz. Psikolojinin amaçlarını 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Birinci amaç arkadaşlar, betimleme amacıdır. Betimleme amacı öncelikle davranışın tahlilidir. Yani hangi tarz davranış, az önce davranış türlerini bahsetmiştik. Önce davranışın bir tasnifi, bir tanımlaması diyelim. Davranışın tanımlaması yapılır psikologlar tarafından. İlk aşama budur. Daha sonra tanımlanan davranışın açıklama aşamasına geçilir. Anlamı ve açıklama amacıdır bu da. Davranışın ya da davranışların anlamlandırılması diyelim. Bu aşamalar geçildikten sonra artık kestirme dediğimiz, önceden kestirme dediğimiz daha doğrusu yordama amacına geliyoruz. Üçüncü amacımız bu. Önceden kestirme olarak da karşımıza çıkar. Burada arkadaşlar betimlenmiş ve anlamlandırılmış, açıklanmış davranış artık psikologların hakimiyeti altındadır. Ve böyle durumlarda tekrar karşılaşılması durumunda nasıl bir tavır alınacağı, nasıl bir çalışma yapılacağı önceden kestirilir. Önceden tahmin edilir ve buna göre hazırlık yapılır. Bu da yordama amacıdır arkadaşlar. Yani tanımlanan ve anlamlanan davranışın tekrar aynı durumla karşılaşılması durumunda nasıl bir yol izleneceğinin tahmin edilmesi. Yani biraz uzun bir açıklama oldu ama doğru bir ifade oldu, açıklayıcı bir ifade oldu. Yani öncelikle psikolog davranışı tanımlayacak, daha sonra bu davranışı neden-sonuç ilişkisi içerisinde anlamlandıracak ve üçüncü olarak da bir daha böyle tanımlanmış ve anlamlandırılmış bir davranışla karşılaşıldığında ne yapılacak? Bununla ilgili yordama amacını da ifade etmiş olduk. Son olarak arkadaşlar kontrol. Kontrol ise artık tanımlanmış, anlamlandırılmış ve belli bir kalıbın içerisine konulmuş, daha önceden tahmin edilebilecek bir tasnife konulmuş davranışın artık tüm hatlarıyla ele alındığı ve kontrol edildiği aşamadır. Yani davranışın kontrolünün sağlandığı aşamadır diyoruz. Şimdi buna yine pandemiden bir örnek vereyim. Sağlık Bakanı mesela son zamanlarda pandemi başladıktan 2-3 ay sonra artık salgın kontrolümüz altında dedi. Çünkü artık salgının ya da daha doğrusu virüsün tanımı yapıldı, tanındı, anlamlandırıldı, neden-sonuç ilişkisiyle ilişkilendirildi. Farklı durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izleneceği, yordama yöntemi kullanılarak uygulandı. Filyasyon denilen yöntemlerle kontrol altına alındı ve artık dedi ki virüs kontrolümüz altındadır dedi. Hani bir örnekle bunu da açıklamaya ya da benzeştirmeye çalışalım istedik. Amaçlar da ana hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar, psikolojinin temel amaçları.